Maliye Bakanı Nurettin Nebati dedi ki son 2 yıldaki ekonomik başarımız dünya tarafından kıskanılıyor dedi. Gıpta ile bakılıyor dedi. Var mı bu ekonomik başarı? Bizi çok kıskanıyorlar. 5000 lira kira kim kıskanmaz? Çok kıskanıyorlar Sayın Nebati. Aman ya Rabbim gözler ışıldıyor ya. Gece rüyalarıma giriyor Nebati. Niye abla? Gözlerim. Niye abla? Canavar olarak giriyor. Sayın Nebati. 2500 lira vereyim de bir ay geçin bakalım nasıl geçiniyorsun? Sayın Nebati, Sayın Cumhurbaşkanım, 2500 lira vereyim de bir ay geçin nasıl geçiniyorsun? Onu da söyleyin, reisle yola devam. Haydi bakalım. Sen devam et bacım, sen devam et. Sen ne diyorsun be? Sen ne diyorsun? Reismiş. Reis. Ben ne diyorum biliyor musunuz? Ben parti tutmuyorum. Ben ne diyorum biliyor musunuz? Ben diyorum ki Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan benim ablam eniştem hastası onun. Düşman şimdi. O ayrı. Sayın Recep Tayyip Erdoğan her şey senin elinde. Bütün imkanlar senin elinde. Bütün oylar sendeydi bugüne kadar 20 yıldır. Neden güzelleştirip Türkiye'yi? Neden? %100 oy kazanmak varken. %100 oy kazan ya. Benim oyum da senin olsun. Ama Türkiye için yap. Sen Türkiye'ye düşman mısın ya? Düşman mısın sen? Sattın, savdın. Yok Atatürk Havalimanı. Yok bilmem ne. Ya bak. Bundan sonra gelecek parti için söylüyorum. Tarıma, üretime, vatandaşa, tarım, üretim, tarım, üretim, 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 üretim. Atatürk savaştan çıkmış üretime girmiş ya. Kim gelirse gelsin diyor. Parti ismi önemli değil. Parti ismi önemli değil. Ben onunla bunu değilim. Ben bugün Recep Tayyip Erdoğan yapsın, bugün onun da yanında olurum. Ama adaletli olsun. Ne yapsın? Tarıma, işçiye, emekliye, vatandaşına. Bu kiralar ne ya? Ne yapalım ya? Yaşamayalım mı? Affedersin bilmem nelik mi yapalım? 100 lira. Ekmeğimizi kazanmak için. 100 lira peynirin kilosu. Ne 100 lira ya? 100 lira. Şey Deniz Zeyrek diyor ki 75 lira diyor. Kiraz diyor. Orta sayfayı seyret. Sayın Cumhurbaşkanım orta sayfayı seyret. 75 lira diyor. Koskoca Deniz Zeyrek diyor ki 75 lira diyor. Kiraza verilir mi ya diyor. Tamam ben kiraz almayayım yemeyim. Yemeyim erik de yemeyim kiraz da yemeyim onu da yemeyim bunu da yemeyim. Elektriğimi neyle ödeyim? Suyumu neyle ödeyim? İnternetimi neyle ödeyim? Neyle ekmek alayım? Neyle çocuk okutayım? Alışverişe çıkmışsın ama saçını boyatmışsın. Saçımı kendim boyuyorum. Sen sattı diyorsun. 40 liraya, kim sattı? 40 liraya kendim boyuyorum saçımı 3 ayda çok bir. Çok güzel giyinip gezmişsin satırdı. Ama. Ha? Sen niye sokaktasın? Satırdı. Sen niye sokaktasın? Geziyorum. Sen niye? Havalı. Ben de geziyorum. Benim alışveriş, bak, alışveriş çanta yap. Örüyorum. Bak çanta örüyorum. Çanta örüyorum da satıyorum. Ben senin gibi devletimi karalamıyorum. Bak, bak. Ben senin gibi devletimi karalamıyorum. Sadece Türkiye'de değil, tamam senin mı? Yaşın kuru bütün o zaman. Öyle mi? Öyle senin mi? Yaşın ilerlemiş ama geçmişi unuttun ben herhalde. Ben 54 yaşındayım. Geçmişi unuttun herhalde. Emekli oldum. Çalıştım. 2500 lira para diziliyordunuz CHP zamanında. Her tarafta bir dakika şey sen çizireyim mi? Bak, çöp vardı. Bak bu, bak bu şuna bedel. Geçmişi değil mi? Niye bu ya, öyle? Ya bırakın Allah aşkına şu niye şuna bedel. O zaman git yurt dışında yaşa kardeşim. Tamam, sen yaşa, sen yaşa. Afganistan'a git. Afganistan'a git. Dur. Böyle böyle olmaz. Senin konuşma hakkın varsa benim de konuşma hakkım var. Devleti kötüleyemezsin. O Nebati'nin gözleri var ya, Nebati'nin gözleri. Lan görsün. Nebati'nin gözleri var ya. Tek tek. Bir dakika, böyle olmaz. Provokatör. Ben halkım, ben halkım. Saçımı boyamışım, sen niye saçını kestirdin? Antalya Limanı'nı Katarlara ben mi sattım? Antalya Havalimanı'nı ben mi kiraladım Katarlara? Kanal İstanbul'u ben mi Katarlara verdim? Çanta örüyorum. Abi ben buradan diyorum. Antalya Limanı'nı niye Katarlara sattılar? Antalya Havalimanı'nı neden Katarlara kiraya verdiler? Kanal İstanbul diyorlar. Evet, artık görmüyor. Yok yemiyorum. Halkın gözü artık doydu. Ben çikolatayı seviyorum bana ver. Ver bacım ver. Diyorum ki abi
Katarlara nereye kadar? Kanal İstanbul yapılacaktı. Tamam yapılsın. Gene Katarlara verildi. Yazıklar olsun ya. Arkadaş ben Türk vatandaşıyım. Bana ver o zaman ya. Yap işlet devrine veriyorsun köprüyü. Geçişi gene Katarlar alıyor. Antalya neydi? Çanakkale Köprüsü'nün geçiş fiyatı neydi? 200 lira. 200 lira cık. Cık. 200 lira. Bana versene 200 lira cık. Bana versene 200 lira cık. Cık bana ver 200 lira cık. Güzel konuşuyorsun, helal olsun sana. Ya sen ne diyorsun ya? Ben bir çocuk okuttum. Ben emekli olana kadar anam ağladı. Bana gelmiş hesap soruyor saçımı niye boyadım diye. Saçım zaten beyaz. Saç boyama lüks. 40 liraya 40 lira. Benim yaşamaya hakkım yok mu? Lüks. Benim yaş ben emekliyim ya. Ben niye dünyayı gezemiyorum? Ben niye Yunanistan'a gidemiyorum, İtalya'ya gidemiyorum, Kıbrıs'a gidemiyorum, oraya gidemiyorum, buraya gidemiyorum? Niye gidemiyorum? Niye gidemiyorum? Niye gidemiyorum? İşte paralar yetmiyor. Ben çocuğumu nasıl evlendireceğim? Ben demek ki. Çocuğumu nasıl askere göndereceğim? Nasıl harçlık vereceğim? Acaba ne iş yapabilirim? Emekli oldum ama nasıl çalışabilirim? Kadın çocuğunuzu bir an önce evlendirin, çocuk yapsın diyor. Çocuğa neyle bakacak? Kendisi yapsın. 15 bin lira kiraya nereye oturacak? Nereye oturacak? Evlendim. Çocuk evlenip de nereye oturacak? Abla ben otelde çalışıyorum. 5100 lira maaş alıyorum. Görmüyor arkadaş, görmüyor. Hükümetten kalamam. Devlet değil hüküm. Hükümet açı görmüyor. Görmüyor ya. Onlar sarayı görüyor. Görmüyor. Görmüyor ya. Görmüyor. Millete yani. 54 yaşındayım ya. Benim hakkım değil mi? Bir sene tatil yapmak benim hakkım abla, değil mi? Abla geliyor gelmekte olan, geliyor gelmekte olan. Başka bir şey demiyorum. Her şey çok güzel olacak diyorum. Geliyor gelmekte olan. Biz, bak ben gerçekten hiçbir partili değilim. Ben bugün Tayyip Erdoğan benim dediklerimi yapsın onun yanındayım. Ben hiçbir partili değilim. Hiçbir partiliye üyeliğim yok. Ben halkım, halk. Anladınız mı? Ben halkım. Halkım. Çok sağ olasın abla. Teşekkürler. Ben halkım. Bugün Recep Tayyip Erdoğan üretim yapsın, fabrika kursun, çiftçinin yanında olsun, emeklinin yanında olsun, ülkemi kalkındırsın, canımla onun yanında olurum. Şeker fabrikaları gene özelleştirildi geçen gün. Ama ne oluyor? Adam görmüyor ya. Sayın Recep Tayyip Erdoğan, sizi yönlendirenlere lütfen kulak asmayın. Biraz halkın yanına inin. Bu ne ya? Padişahlık dönemine döndük ya. Padişahın halktan haberi yok. Padişah. Halktan kopardılar mı Sayın Cumhurbaşkanı? Kopardılar. Cumhurbaşkanımızı yönlendiriyorlar. Kopardılar. Deminki gibi etrafındakiler deminki gibileri koyuyorlar. Şeye içeriye onları alıyor. Deminki bir nasıl bağırdı? Aç değiliz diye. Padişah demiş lira, ki. Gözümle gördüm kira 15 bin lira evimin padişah karşısı. Padişah demiş ki. Elma satılıyormuş. Halk elma alıyor. Kiloyla alıyor ya elmayı halk. Ya demiş, benim demiş vatandaşım yani benim demiş ne kadar zengin demiş kiloyla demiş elma alıyor demiş. Vezirine söylemiş ben de elma istiyorum demiş. Veziri bilmem nesine bir kilo elma olmuş bir tane elma olmuş 100 lira mesela örnek. Ya demiş padişah benim demiş halkım ne kadar zengin bir elmayı 100 liraya yiyebiliyor demiş. Aynı meseleye geldik şu an. Ha. Anlatabiliyor muyum? Benim demiş halkım ne kadar zengin demiş. Şimdi öyle... Refah içinde demiş. Öyle diyorlar zaten sabah konuşuyorlardı öyle diyorlar zaten. Refah içinde herkes. Herkes yalan söylüyor. İçinde. Arkadaşım diyor ya 3 bin lira yatırıyormuş. 7 bin lira verdim vermedin çıklıyormuş ev sahibi ya. Bu kadar ada benim evim olsa vallahi veremem. Billahi veremem. Allah'a hesap veririm. Değeri neyse odur arkadaş. Devletin buna bir an önce el atması lazım bu kiralara. Atacakmış Ağustos'ta başlayacakmış da milletin anası ağladıktan sonra. Kesinlikle kiralara el atacak. Üretime yön verecek. Kazanmak mı istiyor? Tekrar başa mı gelmek istiyor? Tekrar başa gelmek istiyor mu? Halkın güvenini sağlayacak. Çiftçiye yardım edecek. Tarıma önem verecek. Ev yapmayacak, köprü yapmayacak, yol yapmayacak. Üreteceksin Sayın Cumhurbaşkanım, üreteceksin. Üretim olmayan bir ülkede ne olabilir ki? Ne olabilir? Niye biz dışarıdan buğday alıyoruz ya? Ya ben ilkokulda öğrendim ya. Dört iklim Türkiye mi? Nerede ne yetiştiğini? Ben ilkokulda öğrendim ya. Buğday nerede yetişir?
Konya'da ne yetişir? Akdeniz'de ne yetişir? Şimdi ne oldu? Ev yaptın, villa yaptın, villa yaptın, villa yaptın, doğayı bozdun, bozdun, yeşilliği yok ettin, iklimi bozdun. Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Çok sağ ol abla. Şöyle soralım herkese de. Son bir sözünüzü alalım. Tekrar diyorum. Sayın Cumhurbaşkanı'na diyorum. Kazanmak istiyor musun arkadaş? Adil ol. He, hukuk. Hukuk. Ha, hukuk mu var ülkede? Hukuk mu var? Beni şuradan alsan götürseler hukuk mu var? Ne hukuku var? Adalete güven yok. Hukuka güven yok. Sıfır. Elde var sıfır. Sıfır eksinin de eksisin. Sen Nebati istediğin kadar gözlerin ışıldasın. İstediğin kadar istediğini yap. Ama bu halk sandıkta size ödülünüzü verecek. Bu kadar. Size soralım. Maliye Bakanı Nurettin Nebati dedi ki son 2 yıldaki ekonomimizin yükselmesini Avrupa başarıyla, dünya ve Avrupa başarıyla kıskanıyor ve bakıyor dedi. Son 2 yılda gerçekten Avrupa'yı kıskandıracak bir ekonomik durumumuz var mı? Ya abi şöyle söyleyeyim. Ben kendim esnafım. Sanayide kaporta boya esnafım ama iş yapıyorum. Ben artık müşteriye fiyat söylemeye utanıyorum. Niye? Abi çok, her şey çok pahalandı. Atıyorum ben 50 liraya önceden bir kasa vida alıyordum. Şu an tam 48 tane alıyoruz. 48 tane. Tanesi 1 liradan da pahalı. 1 lira 10 kuruşun yani onda biri daha 1. var. 1. Aynen 1.1. Yani şu an müşteriye 200 lira diyorsun. Adam ne yaptın usta sen diyor. Kira olmuş 150 bin lira yıllık. Dükkanın. Sadece dükkanın kirası. Nasıl ödeyelim ki biz bunu? Aile 7,5-8 liraya geliyor. Ya uzun lafın kısası abi, ülkemiz satın alsın. Hepimiz ülkücü milletçi insanız biz burada. Baştaki adamlar için burada kavga etmenin, deminki gibi yüz kızarı şeylerin yapmanın bir anlamı yok. Ülkemiz satılmasın, milletimiz dağılmasın. Doğru mu? Üretelim abi. Ben başka diyecek bir şeyim yok. Çok sağ ol. Söz abilerim. Abi, kaçmayın ya. Bir şey soracağım. Abi sen ne düşünüyorsun? Ekonomik çıkışımız iyi mi? Ben ağır konuşurum. Nasıl ekonomi? Ben abi ekonomi berbat. Ağır niye konuşurum. Işte? Çok ağır konuşurum. Cezaevine girip çıkıyorum. Abi git ya. Bu iktidardan şikayetçiyim kardeşim. Bu tabi öz diyor. Sen ne ben konuşmuyorum, ben konuşmuyorum, ben konuşmuyorum. Nasıl ben, abi? Yok, ekonomi? Ben, yok, ben konuşmuyorum, ben bir şey demiyorum ya. Ben niye demiyorsun? De abi. Yok, demeyeceğim, demeyeceğim. Bir şey konuşmuyorum. İyi de iyi de, kötü de kötü de. Ya bir şey demiyorum. De, de bir şey demiyorum. Karışmıyorum, karışmıyorum. De. Ben bir şey demiyorum, karışmıyorum. Söyle, söyle. Ben bir şey demiyorum, demiyorum. Ben bir karışmıyorum. Sağ ol, teşekkürler, çok sağ ol.